Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde ebe kazanımın limitini çözeceğiz. Evet. X'e 1 verdiğiniz zaman ne oluşuyor gençler burada? 0 bölü 0. O zaman ne yapacağız bu ifadeleri? Çarpanlarını ayıracağız. Şöyle geniş alanda yapalım. Limit gençler x 1'e yakınsarken x küp eksi 1 var. Çarpanlarını ayırdığımız zaman x eksi 1, x kare artı x artı 1. Bölü, gençler onu çarpanlarına ayırsak ne gelecek? X eksi 1'e x artı 3 gelecek. Evet. Bu çok zor bir soru değil. Evet. Şunları götürüyoruz. X gördüğümüz yerlere ne yazıyoruz gençler? Bir cevabımız da ne gelir orada? 3 bölü 4 olarak bulunmuş olur Adana. Şimdi ikinci sorumuz gençler ne ile alakalı? Evet. Yarım açı formülü ile alakalı. Şimdi buradan bir 0 bölü 0 görüyoruz biz ya. Şimdi ben 1 eksi sin 2 x'in ne olduğunu biliyorum gençler, hatırlayın bakayım. Sin x eksi cos x'in nesi olarak biliyorum? Parantez karesi. Evet. Bunu böyle biliyorum. Şimdi bunun ben karekökünü alırsam 1 eksi sin 2 x ifadesinin bu kök içerisinde ne olur gençler? Sin x eksi cos x'in parantez karesi. Tabi bunlar gittiği zaman da bu ifadenin yerine ben mutlak değer içerisinde sin x eksi ne yazabilirim? Cos x yazabilirim. Şimdi x neye yakınsıyor? Bakın 30 derecelik bir açıya yakınsıyor ya. 30 derecede sinüs kosinüsten küçüktür. Bu işaret değiştirerek dışarı çıkar. Cos x eksi sin x. Yani payım ne oldu gençler benim? Cos x eksi sin x oldu. Yani limit x pi bölü 6'ya, yani 30 dereceye yakınsarken payımızı neye dönüştürdük gençler? Kosinüs x eksi sinüs x. Bu ne bilgisiydi gençler? Yarım açı. Şimdi bir yarım açı bilgisine daha ihtiyacım var gençler. Ne var orada? Cos 2x var. Şimdi cos 2x'in açılımı neydi gençler? Yarım açıda. Cos kare x eksi sin kare x. Bu güzel bir soruymuş. Buradan 2 kare farkı yapıp cos 2x'in yerine gençler cos x eksi sin x çarpı cos x artı ne yazabiliriz? Sin x yazabiliriz. Bunları yukarıda yerine yazalım gençler. O zaman belirsizlik ortadan kalkacak. Cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x. Evet. Şimdi gençler şunlar kendi arasında sadeleşir. Yukarıda 1 kalır. Burada x gördüğümüz yerlere ne yazacağız? Pi bölü 6 yazacağız gençler. O zaman buradan ne oluşmuş olur bakın. 1 bölü kosinüs kök 3 bölü 2 gençler. Buradan ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Ters çevirdiğiniz zaman gençler 2 bölü kök 3 artı 1 olur. Bunu ne ile çarpacaksınız gençler? Eşleni ile çarptığınız zaman da elinizde ne kalır gençler? Kök 3 eksi 1 kalır. Evet. Cevabımız alalım. Şimdi devam edelim. Şimdi bir sorumuz var. Eksi 2'ye yakınsarken diyor gençler limitimiz var mı bakalım. Ne demiş burada bir soruyu okuyalım. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki gerçel sayılar kümesinde tanımlı ifademiz için hangisi doğrudur demiş. Şimdi bir bakın gençler biz grafiği güzel yine çizelim bir daha da. Şöyle daha rahat görelim. Şöyle daha net olur. Tamam. Şimdi eksi 2 için limit değerimiz ne gençler? Yakınsadığınız zaman bakın burada 2 oluyor. Burada ne yazmış eksi 2 için limite? 0. Bu yanlış oldu. 1 olmayacak cevap oldu. Evet. Şimdi bakalım. Eksi 1 noktasında demiş gençler limit değerimiz yoktur demiş. Bakın ama var. Eksi 1'den yukarı çıktığınız zaman gençler bir limit değerimiz oluşur burada. Evet. Bu değeri ne demişti? Bakın yoktur demiş. Bu da yanlış. Şimdi 1'e nereden yakınsamış gençler? Sağdan bakın. 1'e sağdan yakınsadığınız zaman görüntümüz neyde oluşuyor bakın. 2'de oluşuyor. Bu doğru bir değer oluyor. Cevabımız gençler yalnız 3 oluyor. Evet. Şimdi gelelim buraya gençler. Şurada bakın ne demiş? T gibi bir değerden bahsetmiş. Görüyor musunuz? T gibi bir değerden. T gibi bir değerden bahsettiğimiz zaman K değişkeni ne olarak kalır gençler?
sabit olarak kalır. Yani burası direkt aynen dışarı çıkar. Yani T3'e yakın sarken dediği zaman değişkenden bağımsız bir K değeri var. O zaman burası sabit aynen dışarı çıkar. K kare eksi K eksi 2 1'e, yani 2 üzeri ne eşit olur gençler? 0'a. Buradan biz bir K değeri bulabiliriz gençler. K kare eksi K eksi 2. K'nın da ne olması istenmiş gençler? Pozitif bir reel sayı olması istenmiş. Burayı anladınız değil mi? T değişkenine göre gençler burası sabit oluyor. Dışarı aynen çıkardık. Buradan bunu çarpanlarına ayırırsanız gençler K eksi 2, K artı 1 olarak. K'yı ne olarak buluruz? Pozitif bir değer olarak 2 buluruz. Şimdi onu burada yerine yazalım gençler. Limit x k'ya yakın sarken diyor ya, x neye yakın sayacak şimdi? 2'ye yakın sarken x kare artı x eksi 2'ye dönüştü sorumuz. 2 yazdığınız zaman buraya 4 artı 2 eksi 2'den görüntümüz ne olarak hesaplanmış olur gençler? 4 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi gelelim buraya. Bu da güzel bir soru. Şimdi x'e 4 verdiğimiz zaman aşağısı 0 oluyor ya gençler. Yukarısı da ne olmalıydı hatırlayın, 0. X'e 4 veriyorum. 16 artı A artı 3 çarpı 4. Güzel yazalım şunu. Eksi 8'in ne olması lazım gençler? 0 olması lazım. O zaman buranın kaç gelmesi lazım gençler? Eksi 2 gelmesi lazım. A kaç olur o zaman gençler? Eksi 5. Evet. Buradan A'yı eksi 5 olarak bulduk. 0 bölü 0 oluşması için. A gördüğümüz yere gençler eksi 5 yazarsak sorumuz neye dönüşür bakalım. Limit gençler x 4'e yakın sarken x kare eksi 2x eksi 8 bölü x eksi 4'e dönüştü. Şimdi burada yine ne var gençler görüyorsunuz. 0 bölü 0. Payımızı çarpanlarına ayırıyorum. Limit x 4'e yakın sarken x eksi 4 çarpı x artı 2 bölü x eksi 4. Bu x eksi 4'leri sadeleştiriyoruz gençler. X gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Buradan da bir limit değeri buluyoruz. Limitimizin de ne olduğu belirtilmişti. B. B'yi de 6 bulduk. A'yı da bulmuştuk gençler. Bize A artı B'yi soruyor. Eksi 5 artı 6. Limit değerimizi kaç olarak? Toplamda 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu da güzel bir soru gençler. Deftere alırsınız bunu. Şimdi bize neyi vermiş bakın. Limit x gençler 2'ye yakın sarken fx eksi 3 bölü. Bakın ben şurayı bir ayrıştıracağım gençler. X eksi 2 çarpı 1 bölü. X artı 2'yi ne vermiş gençler bize bakın. Ne olarak vermiş bize? 8 olarak vermiş. Evet. Ben burayı şöyle düzenleyeceğim gençler. Limit x 2'ye yakın sarken fx eksi 3 bölü x eksi 2. Şu x artı 2 var ya gençler, onu karşıya atacağım. 8 çarpı x artı 2 olarak düzenleyeceğim. Tamam. Bu cepte dursun. Şimdi gelelim sorumuza. Bakın burada limit x gençler 2'ye yakın sarken şu 9'u ayrıştıracağım bakın. Eksi 9'u eksi 3 eksi 6 şeklinde ayıracağım. O zaman ne olacak bakın. Fx eksi 3 artı 3x eksi 6 bölü, bakın ayrı ayrı yazıyorum. X eksi 2 x eksi 2, anladınız mı? Ayrıştırdım. Şöyle bir ifade elde etmek istiyorum gençler ben. Tamam mı? Burası bakın şimdi ne olur o zaman? Limit x 2'ye yakın sarken gençler şöyle olur. Fx eksi 3 bölü x eksi 2 artı limit x 2'ye yakın sarken burayı 3 parantezine alın gençler. X eksi 2 bölü x eksi 2 olur. Gördünüz mü? Evet. Burası bunlar ne yapar gençler? Sadeleşir. Şuranın yerine de ne yazabiliyoruz biz bakın bulmuştuk. 8x artı ne yazabiliriz? 16 yazabiliriz. Burada x gördüğümüz yere de 2 yazacağız gençler. Burası kaç yapar o zaman? 32. Buradan da ne kalmıştı gençler geriye? 3 kalmıştı. Topladığımızda bu limit değerimiz kaç olarak hesaplanmış olur gençler?
35 olarak hesaplanmış olur. Güzel bir örnek, bunu deftere alın. Şimdi gelelim buraya. Şimdi toplam sembolü var gençler. Bakalım. İ diyor, eksi. 2'den 2'ye kadar gençler. Ne oluyor bakın? Şöyle bir ifade. Limit i neye yakınsarken? X i'ye sağdan yakınsarken gençler f2x demiş. Şimdi ben burada i'nin yerine eksi 2 yazacağım ilk önce gençler. Şöyle olacak. Limit x gençler eksi 2'ye sağdan yakınsarken f2x olacak. Sonra yine limit x gençler eksi 2'ye şey eksi 1'e sağdan yakınsarken bakın sürekli eksi 2'den 2'ye kadar artıracağız ya f2 eksi olacak. Hatta biraz daha sağdan yazalım da sığsın gençler. Limit x bakın i'yi eksi 2'den 2'ye kadar artıracağız. X eksi 2'ye sağdan yakınsarken f2 eksi sığdırmak için bir daha yazdım gençler. Sonra limit x eksi 1'e sağdan yakınsarken f2x limit gençler x 0'a sağdan yakınsarken f2x sonra limit gençler x 1'e sağdan yakınsarken f2x bir tane daha var yine sığmadı gördünüz mü? Limit x 2'ye sağdan yakınsarken f2x. Buraya kadar gelecektik. Evet şimdi eksi 2 diyoruz ya gençler. Buradan 2 katını alacaksınız. Burada ne olacak o zaman? Gençler 2 katını aldığınız zaman eksi 4'e sağdan yakınsayacaksınız. Buradan 2 katını aldığınız zaman eksi 2'ye sağdan yakınsayacaksınız. Burada 0 katını alınca 0'a sağdan yakınsayacaksınız. Burada 2 katını aldığınız zaman 2'ye sağdan yakınsayacaksınız. 2 katını aldığınızda 4'e sağdan yakınsayacaksınız. Şimdi gençler eksi 4'e sağdan yakınsadığınız zaman görüntü artarak neydi oluşuyor? 7'de. Devam edelim. 2 katını almayı anladınız değil mi? Eksi 2'ye sağdan yakınsayalım. Görüntümüz 5 oldu. 0'a sağdan yakınsayalım. Görüntümüz 3 oldu. 1'e gençler sağdan yakınsayalım. Görüntümüz 1 oldu. Bir de 4'e sağdan yakınsayalım. Görüntümüz ne oldu gençler? Eksi 1. Bunları topladığımız zaman gençler şunlar gider. Buradan da toplamda ne kalmış olur elimizde? 15 kalmış olur. Bu da güzel bir soru gençler. Evet. Devam edelim. Şimdi bir noktasında bir limitten bahsediliyor gençler. Bir noktasında neyden bahsediliyor? Bir limitten. O zaman şöyle bir şey oluşacak gençler. Bire bir soldan bir de sağdan yakınsayıp görüntüleri eşitliyoruz. X eşittir 1 için limit varmış. O zaman ne yapıyoruz? Bire sağdan ve soldan yakınsıyoruz. Yani ax eksi 3'ü neye eşitliyoruz gençler? 4x eksi 1'e eşitliyoruz. Ne için? X eşittir 1 için. Buradan a eksi 3 neye eşit olur gençler? 3'e. A kaç olur? 6. Sonra gençler buradan da a'nın yerine 6 yazdığımız zaman fonksiyonumuz neye dönüşüyor bakalım. 6x eksi 3 gençler. X küçük 1. Bir de büyüğünü alacağız. Eşitliği almıyoruz gençler limitte. Aklınızda olsun. Limitte eşit olmak zorunda değil. Buradan da x eşittir 1 için ne olur gençler bakın. Yerine yazdığımız zaman 6x eksi 3 eşit 4x eksi 1 değil mi? X'e 1 verin bakayım. Ne gelir gençler buradan? 3 eşit 3. Bu 3'te ne oluyor gençler? Bizim bir noktasındaki limitimiz olmuş. Yani x 1'e yakınsarken fx neye eşit olmuş oluyor? 3. Şimdi bu 3 dediğimiz değerde ne olmuş oluyor gençler? B olmuş. A'yı da bulmuştuk. B'yi de bulduk. A artı B'yi sormuş gençler bize. 6 artı 3'ten cevabımız kaç olur gençler? 9 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi geçelim buraya. Şu x kare artı 2x eksi 15'i çarpanlarına ayırsak gençler. X artı 5'e ne olacak? Söyleyin. X eksi 3. Bunun işaretini inceleyelim hemen. Bakalım. Evet.
Çünkü onu mutlak değer dışına çıkaracağız ya gençler. Bir bakalım. Köklerimiz ne oluyor gençler? Eksi 5'e kaç oldu? 3. En büyük dereceli terimimizin işareti. Artı, eksi, artı. Eksi 5'e nereden yakınsarken gençler? Sağdan yakınsarken. Bu nasıl çıkıyormuş dışarı gençler? İşaret değiştirerek çıkacak. Çünkü eksi 5'e nereden yakınsıyoruz bakın. Sağdan, yani eksi 5 az olarak eksi 5 diyor ya. Onun için burayı yukarıya eksi olarak çıkaracağız. Limit x eksi 5'e yakınsarken gençler işareti belirledik. Eksi parantezinde ne olarak çıkaracağız? X artı 5 çarpı x eksi 3. Bölü gençler x artı 5 var. Bu x artı 5'leri kendi arasında sadeleştiriyoruz. Geriye ne kaldı gençler elimizde? Limit x eksi 5'e yakınsarken x eksi 3 kaldı. Buraya da x'e eksi 5 verdiğiniz zaman gençler limit değerimiz eksi 8 olarak, yani 9. sorumuzun cevabı ne olur gençler? Adana olarak bulunmuş olur. Yerde işlem hatası yaptık mı gençler, bakayım az. Eksi 5'e nereden yakınsarken diyor. Sağdan yakınsarken, tamam. Eksi koyduk gençler. X kare artı 2x artı eksi 15 değil mi? Eksi 5'e sağdan yakınsarken demiş. Artı eksi artı yaptık. Evet, eksi olarak dışarı çıkardık gençler. Oradan da x'e, ha pardon, önündeki eksiyi unutmuşuz ya gençler. Şurası, önünde de eksi vardı ya. Şuradaki eksiyi unutmuşuz. Evet. Artı 8 olacak cevabımız. Şunu iptal edelim. Cevabımız Edirne olsun. Bu iptal. Evet, cevabımız ne olacak gençler? Edirne. Eksiyi unutmuşum önünde yazmayı gençler. Evet. Devam edelim. 10. sorumuz gençler. Limit şimdi x, bakın 3'e soldan yakınsarken diyor. Limit x 3'e soldan yakınsarken fx demiş. Şimdi 3'e gençler nereden yakınsarken? Soldan. Yakınsarken ki fx değerimiz ne oluyor gençler? Artarak ne oldu? 4. Bu bir a değeriymiş. A'ymış değil mi? Evet, a'ymış. Burada yazıyor bakın. Bir de limit gençler x 1'e yakınsarken fx. Bir noktasındaki limitimize bakalım gençler. Bir noktasındaki limit değerimiz de 2. Evet, bu da neymiş gençler? B. Sonra bize limit diyor gençler. X b'ye yakınsarken diyor ya, yani x 2'ye yakınsarken x kare eksi 4 bölü x eksi 2'yi sormuş. Yukarıyı çarpanlarla ayırdığımız zaman gençler limit x 2'ye yakınsarken x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 gençler. Bu x eksi 2'leri de kendi arasında sadeleştirip 2 verirsek limit değerimiz 4 olarak hesaplanmış olur. Cevabımız Deniz. Evet. Şimdi gelelim gençler buraya. Bu 1'e sayı eşit olması için m ne olmalıdır demiş. Yukarı aşağıda 3 yazarsanız ne gelmesi lazım gençler? 0 bölü 0 gelmesi lazım. Yani yukarıdaki ifademi aşağıya indireyim şimdi. Kök içerisinde 2x artı 3 eksi kök içerisinde x eksi 1. Bunun neye eşit olması lazım gençler? 0'a. Buradan eşitlenik çarpan olayıyla belirsizliği ortadan kaldırmamız lazım ki sonuçta bir reel sayıya ulaşabilelim. X'e ne verdiğimiz zaman? 3. Buradan gençler. Burası ne olur? Kök içerisinde gençler ne oldu? 6, 9, 3 olarak çıkar. Bunu da karşıya atalım gençler. 3'e mi eksi 1 yapalım. Her iki tarafın neyini alacağız gençler? Karesini alalım. Tamam mı? Kökü ortadan kaldırdığımız zaman 9 ne eşit olur gençler? 3'e mi eksi 1'e? M de buradan ne olursa gençler? 10 bölü 3 olursa bir belirsizlik oluşur ve belirsizliği ortadan kaldırıp bir reel sayı değeri olan limite ulaşmış oluruz. Evet, cevabımız adına. Bir sonuncu sorum var gençler. Bize bir takım limit değerleri verilmiş ve f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi tersten gidelim. F eksi 2'nin ne olması lazım gençler? 3 olması lazım. Bu f eksi 2 buradan olmuş gençler. Eksi 3 bu elendi. Şimdi f eksi 2'nin 3 olması lazım. Bu olabilir. Şimdi f eksi 2'nin ne olması lazım gençler? 3 olması lazım. Bu olabilir. F eksi 2'nin 3 olması lazım. Bu olabilir. F eksi 2
aşağıda eksi 3 bu olamaz. Birinciler gitti. Şimdi gençler, eksi 2'ye sağdan yakın sayalım diyor. Eksi 2'ye sağdan yakın sadığımızda bakın görüyorsunuz. Limit değerimiz burada kaç gençler? 3. Bu gitti. Niye? Eksi 3 olmalıymış. Şimdi eksi 2'ye sağdan yakın sadığımızda limit değerimiz eksi 3 bu olabilir. Eksi 2'ye sağdan yakın sadığımızda limit değerimiz eksi 3. Bu ikisi kaldı elimizde. Şimdi eksi 2'ye soldan yakın sayalım gençler. 3. Eksi 2'ye soldan yakın sayalım. 3. Bu da tuttu. Şimdi 1'e soldan yakın sayalım gençler. 1'e soldan yakın sayarken her ikisi de bakalım. Şu tuttu. 1'e soldan yakın sayarken 4 oldu. Görüyor musunuz? Bu olmadı mı? 1'e soldan yakın sayarken 3 oldu. Bu da elendi. Cevabımız ne olarak kalır elimizde gençler? Denizli seçeneği olarak kalmış olur. Evet. Burada dersimizi bitiriyoruz gençler.